başladık sanırım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Podcast'imizin yeni bölümüyle beraberiz. Bugün yanımda Cihan <laughs> Albayrak var. Cihan Albayrak'ı ne olarak tanımlayabilirim ya? İnsan ee, ara ara dehidre olan <laughs> şey mi? Evet. Mesela Mesli. biz biraz e, fitness camiası olarak böyle <laughs> e, sınırlı bir şey bir şey olduğumuz için diyorum Cihan'la video yapacağız. Cihan kim? Ne yapıyor deyince ben çok bir cevap veremiyorum. Ya bu senin ayıbın. Çok fazla şey yaptığın için. Ha. ama bir de şey yani bu senin ayıbın tekrar söylüyorum. Sen benim herhalde kaç 11 yıllık ha, arkadaşım mısın? Ya şey gibi hani böyle bazı insanlara şey sorarsın. Ne zamandır gitar, gitar çalıyorsun diye sorarsın. Şey der ya 11 yıl önce başladım ama hani 6 yıldır çalmıyorum. <laughs> Bizim arkadaşımız da öyle gibi. Evet şimdi tabii senin gibi bir popüler isim bu kanalda görününce acaba Güray Aydın YouTuber mı oluyor? YouTuber mı olmaya çalışıyor diye düşünenler olacaktır ama biz çok eskiden arkadaşız. Evet, benim ilk istiyorsan. spora başladığım salon. Evet. O ya. zamanlar benim programımda hala decline press falan vardı. Yani Aa, yok mu bir... artık decline pressi gömdük mü o Neler hocam, Öğreneceğiz bu bugün. <laughs> decline press bu arada hangisiydi? Benim bu arada hala bu işte şey hareketlerin İngilizce halleriyle bir sıkıntım var. Bugün zaten burada olma sebebinde şu. Hem sektörün dışında olup hem de yıllardır çok iyi bir fizikte kalıyor Alman. Yani sen şu değilsin. 5 sene önce bende de çok iyi bir fizik vardı ama <gülüyor> <gülüyor> ya o insanlar hayatımdan çıkardım mesela biliyor musun? Yani mükemmel derecede istikrarlısın ve sosyalsin. Biz biraz daha böyle Fitness insanları e, camiası olarak biz biraz daha bunu hani iş gibi olmasa da hayatın ilk planını almışız. Evet. Ama sen bunu nasıl sürdürebiliyorsun bu kadar iyi? Ben biraz bugün bunları sana sormak istiyorum. Yani ve Dur. ve 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 yıllar önce benden daha iyiydin. <laughs> evet. Yani Güray hocanın e, şey zamanları vardı. Bayağı iyiydin. Ya yani. Cihan senin gibi bir sefserim olması için ne yapmalıyım dediği zamanlar var. <gülüyor> <gülüyor> o bak. Hatırla. Şeyden önce dedim ya kolunda bir dövme var. Ben daha o zaman spor'a yeni başlamışım. Aklıma gelen şeye bak. Ya bu kol bünye bu dövme ne olacak? Dövme bozulur mu? Bu arada bozuldu. Dövme. Biraz Boz... bozulmuş. Çünkü kolun küçülmüş. Kolum küçüldü evet. Ama senin küçülmemiş. Yok bence yok. algımız değişiyor. Evet. Bir de yani şey insanın bir siyah tişört giyip gelmeni beklerdim ama buraya. Ya düşündüm biliyor musun aslında? Siyah bir slim bir tişörtüm vardı yeni aldığım. Bu arada giymekten çok keyif alıyordum ama. Dedim hocam Güray muhtemelen siyah tişört giyer. Yapma <laughs> işte o yüzden zaten giymen gerekiyor. <laughs> ya valla şey... siyah tişört de artık oversize. Artık oversize giyiyorum ama bu aralar biraz şeye döndüm. Oversize modası geçiyor bu arada onu söyleyeyim hocam. Bak Feral Williams falan takip ediyorsan biraz yavaş yani yavaş. Direkt seni takip edeceğim. Ta ya şöyle bir e 5-10 dakika sonra gömleği çıkarırım kral. Yani şey Atlet form falan. Analiz, ani bir, bir analiz. yaparız bir Podcast bakarsın. Podcast'te form analiz. Olur niye olmasın. Bir de şey bu arada, benim de sana sormam gereken sorular var. Ben şimdi bu sporu istikrarlı yapıyorum ama e, ben de mesela şey artık, çok böyle psikolojik ilerliyor. Yani bazen diyorum ki bu vücut şu an aynaya baktığında, sen her gün aynaya bakıyorsun ve takıntılı bir şekilde trisepsin belki her gün günden güne değişiyor senin algında. Diyorum ki bu vücut şu an iyi, mutluyum ve asla tartılmıyorum mesela. Bu Bunları vücut iyi... detaylı soracağım. Tamam geçiyorum o zaman. <laughs> Biraz şey keser gibi oldu ama tabii şaka bir yana. Özür dilerim. Ama gerçekten bu istikrar artı sosyal hayat. E, tabii. Yani Bunu nasıl başarıyorsun? Bence çok zor. Zor ama yani bunu eğer hani sallıyorum spor yapma olayını, aktivitesini bir aktivite olarak görmezsen kendi adıma söyleyeyim. Ben bunu artık aktivite olarak değil de gerçekten şey gibi sabah kahvaltısı yapmak gibi görüyorum. Mesela kahvaltıyı hayatımdan çıkardım. Yanlış bir örnek oldu da benim için artık şey mesleğimi icra etmek gibi bir şey spor yapmakta. Hani ayrıyetten planlarım arasına dahil değil. Spor var zaten. Planı, hayatımdaki bütün o işte dinamiği ona göre ayarlıyorum yani. Buraya bir Cihan Albayrak formu koyarız tabii. Şimdi senin dediğin gibi spor yapan insanların genelde fizikleri pek bir cacığa benzemiyor hmm. yani Ben sağlık için spor yapıyorum tarzı Biraz daha spesifik gideceğim Mesela e, biz çevremizde az çok e, yemek tarzımız, stilimiz belli Mesela sen çok daha farklı sosyal ortamlara giriyorsun hmm. e, Dışarıda yemen gerekiyor, tatile gidiyorsun, başka evet. şeylere gidiyorsun Bunu nasıl dengeliyorsun ve kalori sayıyor musun? Yoksa Yok. aşağı yukarı senin bunu bir dengeleme sistemi muhakkak vardı evet. Ve ben seni bildim bileli karın kasın hep vardı bunu nasıl koruyorsun? Bu bayağı e, zor bir şey açıkçası. Şu değilsin e, başlamadan söyleyeyim. Mesela kışın berbat bir formda olup <gülüyor> biraz <gülüyor> da öyle diyeti sıkan biri değilsin. Ve bu sürdürüle, sürdürülebilirlik benim kanalda her zaman insanlara aktarmaya çalıştığım şey. Biraz daha belki profesyonel ya da hayatın merkezine koyan insanlardan ziyade senin gibi biraz daha bunu... E, hem iyi bir formda kalıp hem sosyal hayat hem farklı bir iş yapıyorsun. Hı -hı. Sporla alakalı içerik üretmiyorsun. Bununla yok. şeyin yok ama rahatlıkla da içeri üretebilecek de bir fiziğe sahipsin. Hani bunun kilit noktaları mesela beslenmeden başlarsak nasıl bir kontrol mekanizman var? bu gün içinde bu arada her şeyi yiyorum. O var hayatımda yani. Hani sallıyorum bir gün dışarıda kaldım. şey Kendi evimde değilim. Ee, normalde aklımda olan sabah ilk oyun olarak proteinimi almaktır her zaman. Benim için hep böyle merkezi noktaya koyduğum protein var. Yani karbonhidrat hiç saymıyorum, protein saymıyorum ama gün içinde böyle bir yerden sonra uzun zamandır da spor yaptığım için bir de şey var ya sen daha iyi bilirsin onu. Yani insan vücudunu tanıyor. Yani 12 yıldır düzenli spor yapıyorum ve şeyi gördüm. Ya ben iki ay nasıl beslenirsem ne hale gelirim? Üç ay şöyle bozsam, gün, gün içinde şu kadar protein alsam ne hale gelirim artık kestirebiliyorum. Onun için tanıdım ve diyorum ki en azından sabit kalmak için gün içinde dışarıda da olsam, evde de olsam bir şekilde etten ne bileyim işte yumurtadan bir şekilde proteinimi alayım. Gerisi karbonhidrat falan neyse önemli değil diyorum. Ama ne kadar salsam da bunu diyeti bir şekilde benim mekanizmam bu refleks haline geldiği için beni o proteine, o karbonhidrata götürüyor. Peki sana çevrendeki insanlar da çok soruyordur. Hani şu forma an... girmekle ilgili muhakkak çok ee, onlara da biraz verdiğin böyle e, kilit şeylerden mesela atıyorum dışarıda şöyle yemeyin ya da şu kadar ben açlık uyguluyorum. Bu benim için faydalı oldu. Hani intermittent fasting tarzı bir şey yapıyor musun? Yapmıyor musun bilmiyorum ama ben hep şöyle söylüyorum bununla alakalı ya düzen... Ya da kendini aynada mı kontrol ediyorsun mesela? Vücudunu tanımışsın da nasıl tanıdın kardeşim? Bize de biraz bir şeyler söyle yani. Ya oğlum ölçü olarak şimdi gittiğin spor... <laughs> şimdi bak şöyle gittiğin spor... Şöyle bir şey vardır ya spor salonuna gidiyorsunuz düzenli olarak. Ben mesela yaşadığım sitedeki spor salonuna gidiyorum. Şimdi bir anda bir gün mesela arkadaşım diyor ki... ...kanka gel diyor bizim spor salonunda çalışalım beraber diyor. Başka bir spor salonuna gittiğimde aynaya baktığımda ben ben değilim. Hani o aynaya da alışıyorsun. Evet, yani evet, sabit evet, bir evet. aynaya göre kendini tanıyor olman lazım ki. Yani. Artık ama onu da biliyorsun. Bakıyorsun... Burada ışık kötü diyor. Moralim <laughs> de bozulmuyor yani derdinden evet, evet. sonra. Ben Tabii canım. bugün yaşadım onu. Farklı bir salona gittim. Hı Genelde atlet üstüne oversize giyerim hani biraz böyle bir pump olunca onu Bunu yavaştan salarsın. Bunu değil herkes bilir artık evet. yani. Sen bunu. bile mesela pump olunca tişört çıkarıyorsun. Ne enteresan değil mi? Evet. Yetmiyor abi. Gerçekten yetmiyor, yetmiyor yani. Gerçi bak ben son dönemlerde son 1-2 senedir tatminim fiziğimden. Gerçekten. Hı -hı. Bir dönem şeyi düşünüyordum. Ya bu işten asla tatmin olmayacağım ve doymayacağım. Acaba bu bokun sonu nereye mu? geçecek diye. Şimdi gerçekten oldum. Yani ha. bu fiziği tutmak benim için oldukça yeterli. Bundan sonra yaptığım şeyler genelde e, koçluk anlamında bana hani tecrübe katsın. Yeni metotlar deneyeyim, öğreneyim şey anlamında. Ama fizik anlamında gerçekten bir yerden sonra tamam dedim ya budur dedim. Ha. Çünkü şunu Şimdi... da gördüm. Lafını bölüyorum. E, daha fazla büyük olmak Giderek konforsuz bir hayata sebep oluyor evet. gerçekten. Evet. Ama o iri yarı hale geldiğinde yani ister istemez karşı cinsli olmasına gerek yok. Yani yan yana oturduğumuzda ben sana bir kütle olarak bakmaya başlıyorum ve sanki şey algısı Farklı yaratıyor. İnsanlar onun için sana hep soru soruyor sporla alakalı. Çünkü sana baktığımda damarlar gerçekten eril bir enerji ve kas görüyorum ister istemez onlar da benimle bir şekilde konuşuyor gibi yani ve onunla alakalı bir şey sorasım geliyor ayıp olur gibi çünkü şey o... <laughs> ona bir selam veriyorum anladın mı hani onu bir... şey düşünsene biriyle oturuyorsun hiç senin vücudunla alakalı sana bir şey söylemiyor şunu düşünürsün. Ya ne koyayım bunu görmezden gelemezsin yani. Burada bir şey var ve bununla alakalı konuşursun bir şekilde. Şimdi sen de muhtemelen <laughs> çevrende bunu yaşıyorsundur. Çünkü biz ortalama kas seviyesindeysek hani ben onun üstündeysem sen de şu ortalama kas seviyesinde, <laughs> sen de onun üstünde <laughs> <Eyvallah>. kalıyorsun. Eyvallah. <laughs> Beni de oraya kattığın için Ya tabii ki. Ama şey ya şey şu seni daha çok yoruyordur eminim. Senden böyle tavsiye alıp bu işi hızlıca yapmak isteyenler. Yakın arkadaşlarım hep var. Bana çok soruyorlar ama ben artık şey yapıyorum yani tavır olarak da şey oluyor. Çok böyle kendini beğenmiş gibi davranmamak da istiyorum. Diyorum ki ya önemli olan başlamak. Bir başla. Ya bunu böyle uzatıp işte ne yapacağız, nasıl olacak, kolay yoldan nasıl yaparız Çünkü insanlarda şey var ya yani en kısa yoldan nasıl hallederiz bunu baba? Yani ne zamana, ne zamana senin gibi olurum var ya o bir kalıp ya. Ne zamana senin gibi olurum. Ne zaman tatmin olurumlar var. Yani ben de diyorum ki senin ne zaman tatmin olacağını ben kestiremem. Ama en azından başla. Ama bence düzenli yaparsan beslenmesen bile. Çünkü gördüğüm o. 3 ayda kaslarının selam çaktığını görebilirsin. 3 ay bence de başlangıçta görmek için iyi bir süre. Yani hiç spor yapmamış, hiç böyle yorulmamış bir kas için 3 ay bence şok bir süre yani. Ya yani bir anda yıllarda çalışmayan bir kas, sadece telefon taşıyan bir kas bir anda şey enteresan, alengilli hareketlere giriyor ve ...kendini gösterir yani. Benim cevabım o oluyor genelde. <laughs> genelde insanlar da tabii sıkılıyor bu cevaptan. Çünkü biraz sıradan geliyor onlara. Ama uzun bir iş. Ben bunu sürekli söylüyorum. Ve günümüzde her şey çok hızlı. Ama bu iş hala yavaş. Bunu hızlandıran, Bunu hızlandıra da biliyoruz gerçi ama. <gülüyor> <gülüyor> ya çok merak ettim biliyor musun? Bu arada musun? naturalsin. Naturelim. Çok, çok istedim o bu O zaman arada. natural değildin sanki. Ya ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> ya benim... Bir kere testosteron. Bu kanalda filtre yok, merak etme. Bir kere testosteron kullandığım bir an oldu. Yani şey, ilk iğneyi aldığımın oldu bro. Çok enteresan bir hikayem var onunla alakalı. İstersen anlatayım. O Samsun'daki dönemde. Samsun'daki dönemde. Merakla dinleriz. Bu, bu Bant... kanalın seyircileri de merakla dinler. Abi, arkadaşlar antrenmanlara tüm hızıyla devam ediyorum. E, 90 kiloyum falan. O zaman yani, şu iyiyim yani şu anından daha iriyim ve daha iyi mi şeyi merak ettim artık. Ya şimdi sağdan soldan insanlar geliyor. Hiç spor yapmamış adam var diyor ki kanka küre girdim, harbiden bakıyorum adam antrenman yapmamış ve inanılmaz bir halde diyorlar ki kral işte güç artışı işte maksimumunu görüyorsun falan filan gaz. Dedim ki yıllardır bu spor, spor yapıyoruz. E, deneyim 8 hafta 12 hafta ne çerez kür falan deneyim dedim yani. Ben de, de şey yoktur ya. Aman çok sağlığımı düşüneyim. Aman şöyle bir şey olur. Şuramda bir ağrı var. Doktora gidin falan. Yok abi. Yani ağzımdan kan gelene kadar doktora gitmem ben kolay kolay. Bunu da bir doktora söylüyor olmak. <laughs> abi girdim. Salondan mikir aldım. Hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Dedim ki... E dedim hocam iğneyi nasıl yapıyoruz? <laughs> dedi ki valla salondaki hocamız. Abi dedi... Ee, şu aşağıda bir PlayStation salonu var. Sen biliyorsun orayı. Ee, biliyorum arada PES 13 oynuyoruz falan. Oraya git o e, salonun sahibi yapıyor dedi. Ben de adamı tanıyorum. Nasıl dedim ya? <laughs> Nasıl dedim salonun sahibi yapıyor Çok olabilir? Orijinal hikaye. Salonun sahibini biliyorum çünkü adamın sporla alakası yok yani. Şey, ek iş olarak. Ek, ya, önüne şey top gelsin de. keyfine vurmaz bile topu. Alın beyler topunuzu der yani. Hiç. Sadece çay ve sigara adam. Tamam dedim amına koyayım yani demezsin normal dedim mi yani git efendi gibi profesyonel bir şekilde yap bunu. Tamam dedim abi aldım. O zaman işte deka falan var işte kapsüller var. Bir de enantat var işte. Ben çok hakim değilim hocam. Bayağı o gün bu... o gün başladım ve bıraktım çünkü Güray. <laughs> abi aldım. Karar verdim orada parasını da verdim. Öğrenciyim o zamanlar. Gittim abi PlayStation salonuna. Hangi masayı açayım dedi. Yok bugün masa açmıyoruz hocam dedim. <laughs> bugün masa açmak yok. Bugün dedim ben kürü şey vurulmaya geldim falan. Hadi başladım mı falan başladım abi dedim sen mi yapıyor musun? Böyle yaptı. Bak yemin ediyorum sana. abi Nasıl yapacağız dedim ya abi. İsmini de vermiyorum. Tuvalete gel dedi. Tuvalete gittik. Benden 5 dakika sonra geldi. Aynen öyle. Ben giriyorum sen de gel dedi. Salon zaten şey. Amın okudumun benzeması Orası şişirme oldu. Millet pes 13 oynuyor. Sen duymuyor. Abi girdim tuvalete. Açtım popoyu. Laps diye bir tane koydu. Çıktık oradan sonra dedim ki ben. Salondan çıktım. Elimde ürünler var. Ben dedim ne yapıyorum ya. Yani o anda şey böyle bir uyandım ve dedim ki Cihan dedim bu çok saçma. Ya buna başlama şeklin de çok saçma. Galiba başlamaman gerekiyor buna ve siktir et. Çünkü o zamanlar bir de şey var ben tiyatro da yapıyordum bir yandan. Evet evet. Yani hem tiyatro yapıp hem bir yandan küre gireyim küre girimi de anlarım ama gidip PlayStation salonunda götüne iğne vurdurmak falan. Cihan sen doğru yolda değilsin dedim. Çıktım ve şey ertesi gün biliyorum baş bir şey diyeceksin ama. Yok. Ertesi gün dedim ki baba ben bu ürünleri geri vereyim. Hani siz satacaksanız başkasına satın. Ben vazgeçtim dedim ve kürü bıraktım orada. Öyle bir tecrübem vardı. Hiç haberim yok bu <laughs> O şey başka bir salonda. Bizim salon değildi. Peki ne mesaj vermek istersin gençlere? komik komikte bir konu da ciddi bir yere de geliyor. Tamam. Sen belki çok içinde değilsin ama kullanımı yaşı bunlara inanılmaz düştü. Kür mü diyorsun? Evet. Abi ben kür... E Şimdi kürün sana ne getirdiğiyle alakalı bu arada ben çok cahilce konuşmak istemiyorum ama asla kür tavsiye etmiyorum bu arada. Tabii tabii. Eğer bir sporcuysan yani şimdi yarışmalara katılıyorsunuz abi sizin olimpiyatlarınız falan var. Evet ama yarışma olsa bile çok erken yaşlar yani artık 17-18 bir de 17-18 hala gelişim çağında olan bir evet, erkek kesinlikle. için hala hormon vücudun hormon üretiyor falan sen daha iyi hakimsin dışarıdan vücudunda hormon sokmak. Bence dünyanın en saçma işlerinden bir tanesi yani. E çok da riskli. Çok riskli yani. ve onun için şey e, yani hadi benim o başarısız girişim zaten çok soru işaretleriyle başlamıştım. Ama çok e, şey iyi yerden dönmüşsün. Çok, döndüm ve iyi ki de yapmamışım çünkü zaten yapmamam gerekiyordu. Bir de iyiydin yani gerçekten. İyiydim iyiydim ya yani mutluydum. Iyiydim. Şey, i̇yiydim şu anda mutluyum fiziğimden hatta şöyle işte geçen sene çok böyle şeydim ya hani galiba bir diyet yapmam lazım hmm. falan filan bu sene biraz daha okeyim bro. Yani mutluyum. Biraz da şeyle alakalı. Dışarıdan spor yaptığın insanların da şeyleri var ya, geri dönüşleri var ya. Ya bu ara iyisin. İşte iyi gidiyorsun falan diyorlar. Oradan kestirebiliyorsun yani. Ama biraz... testosteron ne no oym ya? Bilmiyorum. Bana biraz ben hikaye öyle başlayınca şimdi dark side sandım gibi Sandım böyle bir süre devam ettim falan. No, diyor. hiç yapmadım. O kadardı. Biz de inanalım bari. Yapacak bir şey yok. yok, yok. <laughs> <laughs> İnsanlar... <Benim> <laughs> Peki biraz antrenman kısmından konuşalım e, haftada kaç gün gidiyorsun belli bir düzenin var mı belli bir programın var mı yoksa tamamen duygusal mı hareket ediyorsun? Gün sana? aşırı gidiyorum yani gerçekten 11 yıldır gün aşırı on off on off on off gidiyorum bazen kafam atıyor ertesi günde gideyim biraz karın çalışayım falan diyorum. Ama spor hayatımda hep var. Ben biraz sporu şey olarak görüyorum ya. Diyorum ya bu bir vücut geliştirmeden spordan ziyade gerçekten çok da böyle şeye girmeyeceğim yani. Red pill'e girmeyeceğim. Ya işte bu bir meditasyon her, falan. Her istediğin pill'e girebilirsin. Ha, demeyeceğim ha. de yani şey. bir Bence hayatında herkesin bir disiplin olmalı abi. Yani bu bir spor yapmaktır. Sabah 10 dakika kitap okumaktır. Ne bileyim 5 dakika koşmaktır falan. Bu benim hayatıma yerleştirdiğim bir disiplin gerçekten bunun sayesinde yani şöyle bir şey hayatında bir hedef koyuyorsun kendine bunu gerçekleştirdiğinde ki şey kendine olan inancın da motive ediyor ya seni. Onun için bana her seferinde her gün tekrar tekrar kendimi hatırlatan bir şey bu. Ve şey de var biraz da böyle serserizlik konuşayım. Hani yani abi bir vücut vermiş sana. Tamam mı? Şöyle geldin dünyaya ve makine gibi olma şansın varken niye olmayasın yani? Ve evet, keyifli de yani. Çok keyifli. Gerçekten çok, keyifli. Çok, çok yani, keyifli yani. Baktığında çok fazla emek var. Çok fazla zaman var. O zaman evet. da bir çok başka şey yapabilirsin. E, ama bana da şey çok soruyorlar işte. Hocam niye yavranı sürekli düşük düşük? Yani çünkü... Ya sikim afilasında yavranını ya <laughs> abi <şimdi düşük. gülüyor> O kadar özür dilerim, lafını böldüm ayda. Sen benim, dostum, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen benim dostumsun. Tekrar <laughs> <laughs> Abiciğim ya yıllardır bu, bu bu o kadar gireyim mi bu? Da, özür dilerim. Giri, o kadar küçük bir sektör ki bu. Yani geçen şeyi düşünüyorum ya bu bu spor sektör ağır yani, vücut geliştirme sektörü nasıl bu kadar popüler hale geldi, tamam mı? Ve evet, hala son nasıl? 5 yılda inanılmaz. Ya bu, tabii bunun e, bu kadar artmasında, büyümesinde Sebebiz bu figürler ama. de önemli abi. Abi ortaya çıkan figürler de var. Yani Kadir Hoca diye bir figür var abi ortada. Spor yapmıyor olsa bile ister istemez o hayatın içinde yerleri fayans olan bir spor salonunda yani bir şekilde bir şey öğretmeye çalışıyor o da. İşte bir entertainment yapıyor ama ya ben şey artık çok sıkıldım. Yap işte şu sporu, anladın mı? Yani ne kadar soru. Geçen şeyi yani izledim abi. Işte Ma mesela. Mind Mind Hearts mi? Mike Manser I mean, mi? Manser, 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 mıydı? Manser mıydı? değil, oğlum? Ben, ben. ben yani de haftada, kaçtırdım. yani adamın bir antrenman şekli var. Geçen ona baktım. Ben de bir bu kadar şeyi araştırıyorum. Nasıl, ne kadar az spor yapıp, <laughs> şey e, formumu koruyabilirim falan diye. Abi adam e, tek bir hareket yapıyor. İki hareket yapıyor. Önden yormalı atıyorum göğüs çalışıyor herif. O, bu konulara girersin sen muhtemelen de. Önden sen işte falan yapıyor. Önden bile. şey çok hoşuma gitti mesela benim. Uzun zamandır spor yaptığım için bende ara sıra bir değişiklik hoşuma gidiyor abi benim de. Herif şey yapıyor. Göğüs çalışıyorsunuz mesela diyor. Bench press ile başladınız ısınıp. Hı -hı. Ama bench press yaparken aslında göğsünüzü maksimum seviyede yoramıyorsunuz. Çünkü asıl aslında o barı kaldıran senin trisepslerin kolların. Yani kolların Artık yorulduğu şeyler. için. Nasıl? tartışılır. Okey. Kolların yorulduğu için e, ha, işte hareketi 10 tekrar yapabiliyorsun ve bırakıyorsun diyor. Hı. Ama fly'la önden yormayla göğsü yorup ondan sonra bench press'e girersen o zaman göğüsten daha fazla verim alırsın falan dedi. Mantıklı geldi bana bu arada. Denedim. İki aydır falan. E, bazı işte her bölgenin bir hareketini önden yormayla yapıyorum işte. Sırt'a girdiysen pullover'la başlıyorum. Sonra işte çekiyorum. işte ne bileyim. Sonuçtan bahset. Bu arada bana da mantıklı geliyor ama çok denemedim. Çok sonucunu görebileceğim bir süre geçmedi. Böyle bir iki aydır yapıyorum. Ama antrenman sonrası. Peki mesela antrenman sonrası gün kasarın falan daha çok oluyor mu? Oluyor. Onun bu için. bence bir gelişme parametresi midir? Değil deniyor ama. Bence gelişme parametresi. Bence biraz bir gelişme parametresi Kesinlikle yani abi. kas ağrısı. Zaten gelişmenin mantığı şey değil mi hocam? Yani sen kası yıpratırsın ve sonra beslersin ve ütürsün değil Bunun midir? Üstünde aslında çok fazla hala teori <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ya bakma. ama Mesela aslında olayın güzel yanı şu. Biraz da seni çağırmamın nedenlerinden biri de saygı duymamın nedenlerinde. İncinde de boğulmadan doğal bir şekilde bu fiziği yapmışsın ve koruyorsun. Ve kuruyorum. Ama hocam. hala İnsanlar daha yolun en başındayken, en başındayken <laughs> yani daha muhtemel salona yazılmadı, yarın yazılacak. İşte kas hasarı mı büyütür, mekanik gerilim mi? Bunlar da çok boğuluyorlar. Mesela sen bir, bir şey sorabilir miyim hocam? Hiç spora başlamamış, ve yeni başlamak isteyen bir gencin mekanik gerilim diye bir tabir kullanması çok korkutucu bir şey bu arada. Evet, gençlerin yani... ekonomi hakkında bu kadar olması gibi. Yani evet mekanik gerilim dediği anda dedim ki hocam senin tahsilin ne sen niye bu spora başlıyorsun? Biz spora başladığımızda e, Sercan diye bir arkadaşımız vardı. A onu indircen diyordu Aa, bana Sercan ben de hatırlıyorum evet. hatırlarsın. A onu indiriyorduk biz de. <laughs> evet hocam böldüm Yok yani demek ki bu kadar detaya bilmeye gerek yok bu işi yapmak için bence yok. Peki yani, peki böyle daha böyle spesifik 3 tane çok önemli dediğin bir şey söyleyebilir misin? Antrenmanla ilgili. Antrenmanla alakalı mı? Evet. Evet, Üç tane. Birincisi şu, benim kendi antrenmanımın felsefesi şu abi, olabildiğince e, o gün gerilimi. çalıştığım <laughs> mekanik gerilimi, <laughs> o gün çalıştığım kas grubunu olabildiğince yormak ve tükenişe gelip setlerde tükenişe gidiyorsun. Tükeneşe Kesinlikle. Gidiyorum. Ben de bunu söyleyebilirim. Evet. Tükenişe gidiyorum. İkincisi bunun işte bir iki sene önce sonra fark ettiğim bir şeydi bu, İşte yani ağırlığı kaldırırken bir bu deaktif kısımdayken atıyorum kaldı kası yorduğun kası, kasıldığı noktayı hızlı bir şekilde ama e, o deaktif kısmı çok yavaş bir şekilde yapmak Aha. çok önemliymiş ben onu gördüm En azından belki de antrenmandan daha çok keyif alıyorum Onun için söylüyorum e, üçüncüsü Mesela ben soruyla beraber bunu yönlendireyim tamam. biraz. Her antrenmanda böyle bir hedefin oluyor mu? Biraz daha kiloyu arttırayım ya da işte biraz daha zorlayayım Hep bir hedefim gibi. oluyor. En kötü şu oluyor. Ben bu da güzel bir cevap olmuş bu arada. Her antrenmana hedef koymak bu arada. Evet. Evet. Çünkü çok önemli. Geçen biraz bundan <laughs> bahsettim. Bahsettim. Nerede bahsettim ya? Dost mevkisi. <laughs> Aklından da geçmiş olabilir sadece. <laughs> o da var. bundan bahsedildi. Yani bir yerden sonra böyle hani. Aşırı rutin gibi spor salonuna gidince tık 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 yapıyorsun çıkıyorsun evet, bir şey anlamıyorsun. Öyle de olmamalı. Kesinlikle. Yani orada olmamalı. biraz kendini zorlama mentalitesine girmen lazım. Evet, ben, o çok önemli ya bu arada. İnsanlar o yüzden sporu bırakıyor zaten. Ben mesela en kötü şey yapıyorum her antrenmana bir hedef koyuyorum. En kötü yeni bir hareket ekliyorum mesela. E, yeri değiştiriyorum, atıyorum ve bir ekleme çıkarma yapıyorum. Oraya bir jest yapıştırıyorum yani yeni güne, yeni bir hareketle o önemli. şey hedef her antrenmana hedef koymak diyebilirim üçüncüsüne yani. Evet ben yani burada söylemem gereken şey de şu. Şu sadece üç şeye dikkat ederek bile çok iyi bir fizik yapabilirsin. Abi kesinlikle ya. İşte protein sentezi nasıl olur, glikojen depoları nereden nereye gider? Bilmiyorum mesela. Biraz ben. bu işin işte nart kısmı. Her işin olduğu gibi. <laughs> bu işin de böyle ya çok bilgiye hakim belki gerçekten kitabı bilgiye hakim. Yani Ama... sonuçta e, herhangi bir derse çalıştığında da ona hakimsin değil? ama bir yerde kullanmazsın genelde. Bu işe de hakimsin ama uygulama yönünde salona gidiyor mesela kendini zorlamıyor. Salona gidiyor kiloları arttırmıyor. Bu iş ama teoride değil de pratikte olan bir iş olduğu için yani istediğin kadar şey bil. Yani, evet, yani belki biraz biz de ona yönlendiriyoruz biraz özel, özel de yapayım yani. Bilgi veriyoruz tabi Hani anlatıyoruz böyle bir şey var, böyle bir şey var. Ama ben her zaman videolarda şunu söylüyorum. Bu bilgi size gerekliyse alın. Bu seviyedeyseniz alın. Yani <laughs> bu bilgi size gerekli bir seviyede değilse henüz. Daha yolun çok başındaysanız <laughs> detaylara boğulmak sizi yorar. Yani öyle detaylara boğulduğum bir dönem oldu mu? Mesela benim ta o dönem yıllar önce böyle öğün mesela... saatiydi şeydi. Bu detaylara çok boğuluyordum. Şu sen de mesela... çok takıntılıydım mesela. O dönem çok, çok takıntılıydım. Ama yani. çok gereksiz olduğunu anlattım. Anladım ondan sonra. Gerçekten gerek yokmuş o kadarına. Yani şi, ajandasına not alan arkadaşım var benim spor yaparken. Yani barı kaldırıp seti yaptıktan sonra ajandasına yazıyordu. Yani. Evet. Ha, ama çok iyi vücut yaptı. Yaptı evet ama ben de yaptım. Bana yeterin, yettiği kadar. Right. Ya kanka benim saçlı hallerim vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> ama senin saçların... Hep gidip... seyrekti. İnsanlar bunu anlamıyor. Evet seyrekti. Sen kreatinden o... dökülüyorsun sanıyorlar. Döküyor mu? Bilmiyorum ki, ha, Hayır, ayırt edemiyorum. Yok değil mi? Onu öl <gülüyor> <gülüyor> onu ölçüyor olman lazım. <laughs> onu ölçmem için senin bir iki tane daha benden olması evet, lazım. Evet. Bir süre kreatinle yaşaması lazım. Yürüs. Evet. Ama ben mesela o korkudan bıraktım. Benim saçlarım da çok sağlıklı değil o konuda. O kreatini hep kenara itiyorum. Bir yani saç ekim entegre gelir. Kanala. Gelir gelir. Var var, arkadaşım var. İstiyorsan sponsor mu? Tabii ki. Bilmem. Çok zahmetli geliyor bana o iş ya. Zahmetli. Chris Bumstead bile. Mesela sen Chris Bumstead'i tanıyor musun? Yok. Vay, çok ilginç. Mu? Tanınan bir isim. Sporcu. Mesela demek ki Chris Bumstead'i tanımadan da oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Tanımıyorum ama oluyormuş. Evet. Kim abi bu arada? Şey, çok Sanki popüler bir figür. mü? Baya e, Mr. Olympia'yı hatırlıyorsundur. O Hatırlıyorum ama ben o... Ya Ne o olduğunu hatırlıyorsun en azından. Bu işin bir de yarışması var. Evet tabii ki. Duymuşsun muhakkak. Tabii biliyorum. Klasik biliyorum. fizik diye bir siklet çıktı. İşte bu adam da bayağı popüler. Klasik fizik. Klasik fizik Genç sikletinde. 94'lü mü ya gerçekten? Val. Gençmiş. Gençmiş. Bayağı tanınan bir isim yani dünya çapında. Neyse. Biz genç sayılmayız artık değil mi? Yapma bunu. Yani. Bunu bana ve kendine yapma. Genciz abi. Orta yaş değiliz. Orta bir kere orta yaştan daha genç olduğumuz net fiziki olarak. Arada, biri var. Arada bir şey var mı? Klasman var mı? Yani, yani çocuk genç ve orta yaş değil miyiz? Muhtemelen gelmiştir. Bir sürü yeni cinsiyet falan geldiğine göre bunlar da bir ara parametreden gelmiştir. Cyborg genç. Falan <laughs> bil, bil, bilmiyorum ama şöyle bir kitle inanılmaz büyüdü. Ee, i̇nsanlar hayatını adıyor bu işi. <laughs> bak, bak, ben buna çok ciddi söyleyeceğim. Ha, bu işi natürel yapıyorsanız Hayatınızı adamanız gerekecek kadar büyük bir iş değil bu. Evet. Yani o kadar zaman da gerekmiyor. O kadar inanılmaz derecede kendini bu işe odaklayıp bununla yaşaman da gerekmiyor. Tamam belki yarışma ve kariyer düşünüyorsan ya da kariyer düşünme yarışma da düşünme çok inanılmaz ütopik bir fizik hedefliyorsan evet. Asker gibi gerçekten bu işi yapman lazım. Yani ben şimdi bu kütleyi çok daha kolay bir şekilde, tırnak içinde kolay bir şekilde koruyabiliyorum ama buna ulaşana kadar çok zorlandım. Çok zor bir süreç geçirdim ama ben 5-6 sene falan bunun süreci natürel devam ettim. Ve bir yerden sonra gelişim artık çok yavaşlıyor doğal olarak. Ve o noktada evet. da artık, Hayatta birçok şey var. Birçok hobi var. Sosyal ortam var. yapılacak çok fazla şey. Tanışılacak çok fazla alan var. Bu varken şöyle düşün. 5 sene yapmışsın, 6 sene yapmışsın natürel bu sporu. Artık harcadığın efora değer bir kazanç alamıyorsun. Haftada 6 gün antrenman, inanılmaz katı diyetler, inanılmaz kendini yıpratman. Yani bu noktada biraz gençlerin bence durup Hayatın farklı alanlarına bakması gerektiğini düşünüyorum. Yani... Bence de ve sporu yaparken o uzun süreçte zaten bir yerden sonra spordan beklentim de değişiyor. Şimdi bir yerde atıyorum büyümek istiyorsun. Mesela sen son ne bileyim 1 iki senedir ne kadar ilerledin? Yani ilerlemek iste ya da isteme. Sonuçta antrenmanda kasını zorluyor musun? Zorluyorsun. Zorladıktan sonra eve gidip ilerlemek istemiyorum desen de o kas büyüyecek <laughs> evet. nihayetinde. Evet. Ee, süreç artık çok yavaş mı? Ben bunu tabi çok yavaş. Istiyorum. Çok yavaş. E zaten şöyle benim vücudumdan beklentim artık yani atıyorum şöyle küçük hedeflerim oluyor. Ya biraz bacağım benim ince işte e, ırsi galiba onu biraz büyütmeye çalışayım artık diyorum ve işte diyorum ya işte bölgesel jestler yapıyorum kendime. Bacağa ağırlık veriyorum. Bilmediğim bir hareket yapıyorum. Onun dışında mesela bana geçen bir şey demiş. Abi yıllardır spor yapıyorsun. Hala büyüyemedin. Ama yani ben büyümeye çalışmıyorum ki zaten. Zaten büyümeye çalışsan da böyle olamam. İnanılmaz olamam. bir şey olmayacak. Yani ne kadar büyüyebilirsin? Yani. İşte ne kadar büyüyebilirsin? Çünkü yine de tırt antrenman da yaptığını düşünmüyorum. Yo yapmıyorum ya. Zorluyorsun. Ya, Zorluyor. En azından bench press'te hani böyle bir bir hareketi yaparken arkadan bana bir destek versene diyorum birilerine. Hayat nasıl gidiyor diyordum ve bu soru genelde başında sorulur. Ama. Burası böyle bir kanal, hocam. işte böyle önce kaslar, sonra mental. Ee, zaten öyle de olması lazım şey? ki farkımız o. <gülüyor> <gülüyor> güzel şaka hocam. Bence çıkabilirsin, yeterli bu şaka yani. Hocam hayat nasıl İyi bana geçiyor, yansın. hayat şey e, güzel, e, ara sıra sıkıcı. Bu aralar şey. Bu gibi. soru sana çok pardon. Bu soru sana sorulunca kafanda yaptığın şeyler şöyle bir filtreden geçirip hangileri söylenecek bilgi, hangileri kendime saklıyorum gizli projelerim diye düşünüyor musun? Bir duraksadın sanki. Şeye girecektim. Hayattan kastın hocam. Benim kendi hayatımla yoksa dünya gündemi. Bir anda dünya dünya gündemi aklıma geldi. İşte savaşlar mavaşlar geldi. Bir yandan kendi yaptığım. Ya, bir anda o bir saniye içinde galiba bütün e, gündemimde olan, hayatımda olan her şeyi bir gözden geçirdim. Çok böyle inanılmaz bir renkli hayatım yok şu anda. Ama keyifli. <laughs> Bizden renklidir yine. Yani... <laughs> o, biz de hep farklı salonlara gidiyoruz. <laughs> Daha <Doğa gülüyor> ne yapacağım? Ee, sen bir tane salona ee, Şey mesela şey evresine gelsen ya bugün antrenmanımı Amsterdam'da yapacağım. Kahvaltıyı Paris'te yapacağım. Bak kahvaltıyı ama. Saat 6'da Amsterdam'da antrenman. Ee, sonra Paris'te kahvaltı. Peki koçun o, o gün o gün yazdığı öğüne göre seçecek misin mesela? Somon yazmış. Nerede iyi? Oraya Çok üzeniyorum o hayata. Şey yani bir koçun var ve antrenman sonunda hemen önüne somonu veriyor mesela. Somonu veriyorsa kanka o hizmetçindir. Hizmet evet olur. Personel diyelim hocam. Yani benden koçluk. Senden beklemiyorum öyle bir, beklemiyorum, bir şey zaten de. Ama Yap... yine gelirsen misafirim Şahit oldum. olursan tavuk pilavını da eksik etme. Biz seninle bir gün antrenman tavuk yapalım. Tavuk pilav yiyor musun? Ee... Bu soruyu nasıl sorma? Tavuk ya. pilav. Bazen çok canım çekiyor. Mesela şu an yardım. <laughs> canım çekiyor ama. Canım çektiğinde Can yiyorum. Canım çekiyorsa yemiyorsun demektir. Canım çektiğinde yiyorum. Yeterince iyi olsaydı. Aa, hayır, hayır. Yeterince yemiyorsun o zaman. Ya ben çok pislik beslendim Yuray. Antrenmana, spora başladığım zamanlarda. Yani gerçekten şey tavuk göğsünü suya atıp tuzsuz, muzsuz kaynatıp bayağı... Bir de tuzsuz vardı o dönem ya. Halbuki niye gibi? tuzsuz ki? Zaten niye tavuk tuzsuz? sevmiyorum. Zaten tavuk. O dönem lapa değilim. pilav diye bir şey vardı. Asla Siz yetiştiniz mi o döneme? Lapa pilav tuz. Abi niye tuzsuz ki? Ya yani? pilav yiyen bir insan yoktu etrafında. Yani hiç ya biraz pislik beslendiğim için sonra biraz daha böyle şeye döndüm. O tavuk pilav benim için canım çektiği zaman yediğim bir şey. O çok yedim çünkü mecburiyetten. Öyle hissettim kendimi. Tavuk pilav yemeliyim ki vücudum gelişsin diye. Onu yemeyince de oluyormuş. Tavuk pilavsız da vücudun seni mutlu edebiliyormuş. Onu gördüm. <laughs> Konu yine spora döndü. Kusura ya, bakma. Özür dilerim ama... Vallahi yok, hayat diyordun hocam. Geldi ya. Ben Amsterdam dedim. Yurt dışında antrenman planlarınız diyorduk. Rammstein konserine gitmeye karar verdim mesela. Seni de yakından tanıdığım bir grup. Sen de müzik yapıyorsun. Evet. Sen bir de çalıyorsun ama. Ben çalıyorum. Bu da bir artıdır. Mesela ben de Metallica tişörtümü giyince... Başkasında da görünce diyorum... Ama ben çalıyorum diyor. <laughs> şey diyorum. Ama var öyle izole... Yani mi? şey... Niş bir alanla ilgileniyorsan... Hemen böyle bir kapıştırıyorsun kendine. Yani bir... Hani bir yaz çal, çalışmışım ben, Master of Pop'ı mesela bu bir artı. Uzun bir süre mi? Bir yaz Master of çalışmak iyi bir süre. Solosunu atabiliyor Hepsini baştan sona. Geçmiş olsun hocam. Niye bununla ilgili de. bir yıl çekmiyorsun mesela? Ya ne bileyim. Onun bilmişleri de çıkar. Onu yanlış yaptım da. Ya. <laughs> <laughs> mesela ben. Ama ben motive ederim. Motive eder misin? Yani şey. E, Rheimstein konseri. Öyle bir hayalim var bu sene. Berlin'e, işte, Berlin e, işte Stockholm'e falan bu son stadyum konserlerini verecekler. Sen Metallica'yı dinledin mi Türkiye'de? Dinlemedim. Sanış fere gelmişlerdi. Ben, yetişemedim onlara. Ben de yetişemedim ya. Hayat güzel ya, keyifli. Yalandı. İşte keyifli hale getirmeye çalışıyorum. Evet. İşe odaklandım oralar. Dizi yapmak istiyorum. Ne ya. tecrübi mi bu? Yok bir oğlum ya. Yani şey. Yalandı dedi ya. Çok da güzel değil Yuray. Bu mikrofona yani konuşmak nasıl hissettiriyor? Renklendirmeye çalışıyorum. Sana odaklıyım şu anda onu kestiremiyorum çok. Bilmiyorum. Beni biraz geriyor da. İkinci kez bunu yapıyoruz. İkinci bölümü bu. Yok ama bu mikrofonun ikinci bölümü. Ve bu daha prof duruyor. Evet. Yani bu daha şey yani şu an global. Rogan da böyle yapıyor çünkü yani. Yaka mikrofonu takmıyor. Evet. Daha da güzel ses. Güzel güzel. Yani senin hayatın nasıl geçiyor? Benim genelde biraz daha spor hayatım merkezinde ve buna bağlı araştırmalar üstünde çalışıyorum. Onun dışında koşluk. Ya ben gitardan çok uzaklaştım ya. Sen arada böyle story atıyorsun ya. Evet. Çok imreniyorum ya. Niye İyi de çalıyorsun oğlum. Niye oğlum... unutmuyorsun? aradır Çalışıyor musun hala? Hayır artık çalışmıyorum da her gün elime alırım gitarı bir kere. 15 her dakikada gün. olsa evet, antrenman gibi. Ben var ya Amfin'in üstü toz kaplamış ya. Gerçekten mi? Gerçi muhtemelen çalsam da Amfin'in üstü arada toz yazık kaplardı ben. yine. Bir şey diyeceğim yazık bu arada ben sana söyleyeyim. Onun toz kaplaması. Yani gitarın var çalabiliyorsun ve çalmıyorsun. Evet. Yazık. Yani şey gibi. Yani spor bırakmak gibi bir şey bu. Evet. E öyle de hissettiriyor bazen. Evet. Ama biraz da sanırım spor, e, müzik ortamından uzaklaşmaktan ya. Yani. Bir de yeni çıkan müzikler çalınacak bir şey çıkmıyor. Eski, yani Eskiden bir şarkı çıkardı. Ne bileyim orada ötesinin bir şarkısı. Hadi bunu çalalım. Hemen tabını araştırdın. Tabii Çıkarabildiğin tabii. kadar kendini... Şimdi, hala mesela... Şimdi neyi çalacağım abi? Hangi şarkıya çalışacağım? İşte Haklısın. Hala mesela bir şarkının akoruna bakmak için Akormerkezi.com diye bir sayfa var. Duruyor mu onlar? Duruyor. <laughs> ve hala girdiğinde Emre Aydın falan var. Üste yani. Bahçelerde rüzgar MFE falan hala tap çünkü abi şöyle her her gün yeni bir gencimiz e, enstrümana başlıyor ve akor merkezine gidiyorlar. Ve herkes kolaydan başlamak istediği için mecburen onlara bir evet. kitleniyorlar yani. Bir gün acaba o şarkılar hani türkülerimiz gibi olur mu? Ba Sen... Ben bağlamada hep şuna özenirdim. Bağlama çalan bir arkadaşım vardı. Abi türküleri öğrendin mi? Tamam. Yeni bir şey çıkmıyor. O dönem gitara sürekli yeni şarkılar çıkıyordu. Evet, Ve yani. popülerliğini kaybeden şarkılar artık çalınmıyordu. Bu ciddi bir iş yükü oluyordu evet. bizim üstümüzde. Ama türküler biraz daha böyle şey... Anonim işler, eserler olduğu için daha böyle şey görüyoruz biz. Bir on sene sonra yine bu e, gripin şarkıları çalındı. Abi şimdi türküyü yazan adamın Instagram sayfasını bulamazsın. Ama şimdi sen şu anki <laughs> rock müzik icra eden sanatçılar 10 yıl sonra Instagram'da kız arkadaşıyla attığı 2012'deki postunu görebilirsin. O türküyle yeni dönem müziklerin rock müzik de olsa bu. Yani işte Cem karıcıları falan geçiyorum. Onların haleti ruhiyesi bize verdiği etki biraz daha şey kutsal. Yani şu an ya atıyorum. Gökhan Türkmen. Bizim mesela kendimizi bildik bileli. Gökhan Türkmen var. Aslında akustik müzik yaptığı zamanlar çok vardı. Hala da yapıyor. Bizi etkilediği zamanlar vardı. Şimdi Gökhan Türkmen'i ben çocukluğumdan beri biliyorum. Benim lise çağımda işte o aşk yaşadığım zamanlarda da beni etkiledi ve hayatımdaydı. İşte ne bileyim Manga'nın bazı şarkıları, Barış Akarsu şarkıları falan filan. E şimdi geliyorsun Gökhan Türkmen'le takipleşiyorum ben ve adamın stories'ini görüyorum yani. yeni bir yeni bir saç kesimi yapmış. <laughs> adam story atıyor yani. <laughs> Ama sen şimdi ne bileyim işte Arif Sağ. Adam gözü kapalı bağlama çalıyor. Stadyum dolduruyordu. Arif Sağ'ın storiesini göremezsin <laughs> Kral yani. Başka etkileri var bilmiyorum. Dönemsel. Doğru. <laughs> Dönemsel. Bayağı sosyolojik keselim. bir <laughs> evet. inceleme. O yüzden işte o tarz bir şey çıkmadığı için çok çalma hevesim de olmuyor ya. Yani evet. Ne yapayım eski Duman şarkılarını Ama baştan başa şey ya? <laughs> <laughs> ya, ya Duman ne, ne kadar enteresan bir grup değil mi? Çok iyiydi ya. Ben evet. iki kez izledim. Gerçekten keyifli yani. Çok keyifli. Vay be on bildiğin nostalji yapıyoruz ya. Evet. Demek ki çok da genç değiliz. Ama çok da şey yaşayıp doldurmuşuz yani hayatımızı. E tabi. Ben biraz böyle görüyorum ya. Sa tamam ben bilgisayar oyunu da çok oynuyordum. Ama sadece de bununla geçirmemişim tüm hayatımı. O yüzden de gençlere biraz da şunu söylüyorum. Abi sadece vücut geliştirmeyle geçirmeyin ya. Tabii ki. Çok yani önemli olmak Gerçekten gerek var. yok. Ya gerek yok şöyle. Ben diğer kanallar yani fitness'ın dışındaki insanlar gibi şunu söylemiyorum bak. Kas yapmak gereksiz ve saçmadır demiyorum. Kas yapabilirsin. Bunun yanında birçok şey daha yapabilirsin. Evet yani Bunun zaman var, fırsat var, enerji var. Bir sürü şey. Kesinlikle yani ama işte işi biraz abartmadan bence yapmak lazım. Çünkü şey yani onu anlıyorsun zaten. Spor yapan adam bir şekilde hayatını öyle bir entegre ediyor ki yani yok giydiği hoodie'den de, yürüyüşünden de, mekana oturuşundan da anlıyorsun bu herif. Olmaz. Bu sadece sporcu hocam. Başka bir şeyle ilgilenmiyor. Yakışmıyor da ya. İşte oradan sıyrılmak lazım ya. Oradan evet. sıyrılabilirsen fark yaratırsın. Çünkü her dönem belli şeyler popüler oldu gençler arasında. <laughs> ee, şu dönemde de spor böyle. Adam bunu yaşıyor. Çok... Ama kendine bir şeyler daha katabilirsen akademik olur, başka bir hobi olur, başka bir uzmanlık, uzman olduğun bir şey olur. Sürekli söylüyorum. Umarım faydalı oluyordur. Bence oluyordur ya. Değinmek istediğim bir şey var mı? Yani değinmek istediğim bir Bak, ben... burada bu kanalda çok kaliteli bir fitness kitlesi var. Evet. Değinmek istediğim bir şey varsa... O yüzden şöyle söyleyeyim. O fırsat söyleyeyim. bu fırsat. Sürçülü lisan ettiysek... Ee, affola. Ben kendi adıma bu işi çok profesyonel bir şekilde yapmıyorum arkadaşlar. Yüreğin Yüreğinde bahsettiği gibi elimden geldiğince hayatımın bir yerine böyle adapte ettim ve beni gerçekten disipline ediyor ve bana iyi hissettiriyor. Gerçekten hayatımı şey dinamize ediyor mu diyeyim bilmiyorum da hayatımda çok güzel bir yeri var. kendimce tavsiyeler vermeye çalıştım. Senin kitlen daha bu işi sürekli takip eden, bilinçli olan bir kitle ama ee, dediğim gibi ben başka bir figürüm. Sizin sektörünüzün dışında. da çok eski tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşım burada olmak benim için çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Ee, umarım arkadaşlarımız da keyif almıştır izlerken. Geldiğin için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ee, biz Sürekli tabii kendi camiamızdan insanlarla burada içerikler yaptığımız için seni bu kanalda konuk almak benim için çok farklı ve keyifli oldu. Benim için de insanlar farklı. için de farklı bir bakış açısı oldu. E ee, kesinlikle. Ama muhabbet ne olursa olsun abi yani şöyle... Şimdi ben güreyi mesela uzun zamandır görmüyorum. Şimdi uzun zaman sonra ilk defa canlı gördüm arkadaşlar. Ee, göründüğünden daha büyükmüş. Onun için şimdi bu kadar büyük bilek ve kol görünce... Ve ki spor yapan bir insan olarak söylüyorum bunu. Bir de ben rezidans spor salonundayım ya. Çok böyle hardcore badiciler de yok salonda. Yani en iyisi benim. Ben de hani fit bir vücuda sahibim. Şimdi böyle bir kol görünce... Yani istediğin kadar müzikten bahset bir yerde... Olay spora gidiyor. Onun için e zaten bu konsept de sporla alakalı olduğu için bence yanlış bir yere varmadı. Ben burada olmaktan çok keyifliyim arkadaşlar. Çağırdığın için çok teşekkür ederim Yuray. Umarım bir gün başka bir görüşmek üzere. tekrar ee, bir çekeriz. Samsun lezzetleri çekeriz. Bir, bir form analizi yapalım form en abi, sonda. Form. Hemen bak ama bu da bir farklıdır yani şey e, pump yapmadan form göstermek şey yukarı, bir özgüvendir. Hocam şimdi e, çok solar, solaryumum yok biraz beyaz tenliyim biraz daha esmer olsam bir tık daha çizgilerim belli olurdu ama evet. yani bilmiyorum sen nasıl bir sepsiler <laughs> yüzündeki o e, olay isteme, olay isteme <laughs> ifadesi bir şey söylesin oğlum, o kadar gömleğini çıkardın çok iyisin ve ben spor konusunda asla yalan söylemem. Aa, evet. İyi. Zaten oğlum burada ne iş var yoksa kapatıyoruz zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.